Ben de bir an... Bir an ne? Bir an... Cidden zormuş söylemesi. Peki, o zaman şunu söyle bakalım. Kampa gelmek istemenin en önemli sebebi neydi? Onu anlatmak daha da zor. Hele sana. Yoksa o sebep ben olabilir miyim? Ay, öyle mi acaba? Ay nasıl da Selim'e sarılmak geldi içimden birden. Saçmalama Ayşegül. Kendine gel. Nereden çıktı şimdi sarılmak? Korktunuz mu cicim? Ya yok hocam. Biz de tam sizi arıyorduk. Şu otobüs şoförünün. Evet. Ayşegül seni beni yakalayamaz. Beni yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Ayşegül, müdür Dilaver'e kesin bir şeyler oldu. Gün geçtikçe bir garip oldu. Sanki bir şeyler oldu. Yaşı küçülmüş gibi. Kesin bir şeyler yapmamız lazım. Haklısın. Ben gidip biraz bunu düşüneyim. Acaba formülde bir yanlışlık mı yaptım? Hemen eve gidip kontrol edeyim. Bütün yazılanı yaptım. Ya o zaman sorun ne? Hayırdır Ayşegül? Ya müdür Dilaver'e gençlik ruhu tuzu yedirdim. Ama gençleşmekle kalmadı, iyice çocuklaştı. Ve ben sihri durduramıyorum. Gençlik ruhu tuzunu? Hangi yemeğin içine koydun sen onu? Yemeğe koymadım ki, ayranın içine koymuştum. Buyur buradan yak. Kızım, okumadın mı sayfanın altındaki uyarıyı? Dikkat, gençlik ruhu tuzunu sakın sulu bir içeceğe koymayın. Çünkü etkileri sulu olur. Yani şimdi müdür Dilaver aslında genç kalıyor ama gittikçe sululaşıyor. Çaktın mı köfteyi? Çaktım. Of! Ne yapacağım ben şimdi? Bana acele bir hala lazım. Sana Melda'yı öneririm canım. Evet. Biz de Selda halanla alışverişe çıkalım dedik. Arkasından yemek yemeye gittik. Tam o sırada... Ya bırak şimdi tam o sırada ne olduğunu. Beni dinle. Çok acele yardımına ihtiyacım var Melda hala. Dur da lafımı bitireyim. Tam o sırada... Ya sözünü dinleyecek vaktimiz yok. Benim şu meselemi çözmemiz lazım. Müdür Dilaver kampta canımızı sıkmasın diye ona gençlik ruhu tuzu yedireyim dedim. Ama ayranın içine koymuşum. Gittikçe sululaşıyor tabii. Evet. Bak... Biz de Selda halanla tam yemeğe oturduk. Tam o sırada... Ay Melda hala taktın tam o sırada ya. Çünkü tam o sırada müdür Dilaver aradı ve şu anda Selda halanla yemekte. Ne? Nerede? Ay inanamıyorum Dilaver. Tam umudumu kesmişken ortaya çıktın. Keşke çıkmaz olsaydın. Dürümcülerden kurtuldum derken beni hamburgerciye getirdin. Selda beni bulamaz ki. Niye bulamıyorsun? Niye bulamayayım seni? Dördüncü kez masanın altına giriyorsun ve ben seni dördüncü kez masanın altından çıkarıyorum. Yeter artık. O ne? Sen konuşabiliyor musun? Ay ben manyak mıyım? Niye konuşayım? Bak ne yapacağım bak. Ya anne ya, of ya. Ay Dilaver sana inanamıyorum. Oysa telefonda sesini duyduğumda dünyanın en mutlu insanı olmuştum. Bu ikimiz için de bir araya gelmemiz için belki de çok büyük bir fırsattı. Ama seni tebrik ederim. Sen yepyeni bir hayat felsefesiyle döneceğim demiştin ya ormandan. Evet dönmüşsün. Salla gitsin felsefesi. Tebrik ederim Dilara. Bütün bu abuk sabuk davranışların ve konuşmalarınla beni de salladın. Gidiyorum işte. Gidiyorum. Bana gidersen git. Ben de bütün patatesleri yiyeceğim işte. Hepsi bana kaldı. Selda hala.
Selda? Bitti Melda, bitti. Dilaver çok değişmiş. Orman onu çok değiştirmiş. Dur Selda, dur. Sorunu çözdük. Ayşegül Dilaver'e gençlik ruhu tuzu yedirmiş. Daha doğrusu içirmiş. Gençlik ruhu tuzu mu? İçirmiş? Tek yapmamız gereken gençlik ruhu tuzunun etkisini gidermek. Bunun için de bu özel sodadan Dilaver'i içirmeniz ağlama. Gerekiyor. Hala içeride mi? Nedir Allah aşkına? Üzülme. Biz şimdi polise haber vereceğiz. Deli adamın teki o. Üzülme sen, üzülme. Anlaşıldı. Demek ki içeride. Yürüyün. Selda, bak ağzıma aynı anda 28 tane patatesi alabiliyorum. Ah canım, sen şimdi zorlanırsın onları yutarken. Al şundan biraz iç de boğazından kolay geçsin. Çok teşekkürler peki. Hadi geçmiş olsun. Hocam. Ayşegül. Yavrum ne işin var senin burada? Biz çadır kuracağımız yeri bulana kadar siz hiçbir yere kımıldamayın demedim mi ben size? Nerede oymak başı Hulki? Selda Hanım. Dilaver Bey. Selda Hanım. Dilaver Bey. Selda. Dilaver. Selda. Dilo. Ama ben size küstüm. Aa. Bugüne kadar birçok şeye tahammül ettim. Hepsini sineye çektim ama artık yapamayacağım. Dün akşam geldim, kapınızda bekledim. Ama siz odadan aşağı inmeye tenezzül bile etmediniz. Dün akşam mı? Kapıma mı geldiniz? Ayşegül, insan haber verir değil mi? İnsaf. Selda abla gelip söyledim ya, hatta bana inanmadın. İnsan inandırır. Haberiniz yok muydu? Yoktu. Olsaydı aşağı inmez miydim? Ah, siz aşağı inseniz ben itiraf etmez miydim? Neyi? Oğlum Dilaver, şimdi yaptın yaptın, yapamadın. İşte çocuğumun kafasında patates atan bu adam evet, Memur Bey. Bu. Ayşegül. Hocam kaçalım. Selda. Dilaver. Bekle beni, muhakkak geleceğim Selda. Dilaver. Muhakkak geleceğim. Ay şansa bak. Tam kavuşacaktık bu sefer de aramıza kanun girdi. Dilaver. İyi de yavrum, benim anlamadığım şu. Hı. Ben en son hatırladığımda Salih ile Zeliha'yla oturuyordu. Zoran Bürgelci'ye nasıl gittim? Hocam, sizin ayranı Salih uyku ilacı atmış. Sonra halamları arayıp fidye istedi. Biz de hamburgercide buluşup parayı verelim, sizi alalım dedik. Tam değiş tokuş yaptık, polis geldi. Sizi Salih sandı falan da filan. Anladınız mı? Yoo. Boş verin hocam, ben de anlamadım. Niye kaçırdılar sizi? Niye polisi aradılar? Niye fidye istediler? Boş verin, unutun gitsin. Biz kampın tadını çıkaralım. Heh, işte geldik. Hadi hocam, şimdi tabiatın böğrüne girelim. Hadi. Hadi. Hadi be. Of ya. Ya açım, yorgunum ve canım o kadar sıkılıyor ki içimden espri yapmak bile gelmiyor. Arkadaşlar, esprilerimin eksikliğini hissetmiyorsunuz değil mi? Hissetmez miyiz Ceren? Şu sıkıntılı halimizde tek umudumuz sensin zaten. Bakın müdür Dilaver'e bozuluyorduk ama olmayınca kendi kendimizi bile idare edemiyoruz. Bir gitti sap gibi kaldık. Aç, susuz, yorgun. Değerini bilememişiz adamın. Of of. Bu ne rezillik? Ben size top oynamak yasak dememiş miydim? Herkes yayılmış. Oymak başı Hulki. Hulki. Aha. Emre'nin komutanım. Emre'nin komutanım. Ben yokken disiplini sağlamak senin görevin değil miydi kardeşim? Bu ne hal? Bu ne rezillik? Yaz kendi kendine cezayı. Bu üç çocuğun çadırının yanında sen de çadır kuracaksın. Ha? Aman efendim. Ses. Evet arkadaşlar. Herkes otobüse gitsin. Eşyalarını indirmeye. Uygun adım. Marş, marş. Yaşasın. Müdür Dilaver geri döndü. Bizi bir daha sakın bırakmayın hocam. Bize sabahlara kadar disiplin verin hocam. Bırak, bırak. Bu ne laubalilik? Yavrum tabiattayız. Tabiatın böğrü laubalilik kaldırmaz. Hadi doğru uygun adam otobüse. Marş, marş. Oymak başı Hulki. Emredin komutanım. Çocuklara borazanlar ritim ver, düzgün yürüsünler. Emredersiniz komutanım. Marş, marş. Aferin. Marş. Ha, geldiniz mi?
Sürekli telefonu çeviriyorum. Niye açmıyorsun telefonu? Deminden beri seni arıyorum. Gelsin o, işte, o şoförünüz kurun çadırınızı diye. Siz daha iyi bilirsiniz hocam. Neyi? Telefon neden açmadığımı. Allah Allah. Allah Allah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.